Merhabalar, örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizlerle bu güzelliği paylaşacağım. Bunun etol şal olarak normal bir dikdörtgen kare model olarak göstermiştim sizlere. Çok fazla böyle üçgen şal şeklini isteyenler oldu. O nedenle üçgen şal olarak da çektim. Böyle bir lila bir bakın renk tercih ettim. Kesinlikle çok yakıştı arkadaşlarım bu renk. Çok çok güzel oldu gerçekten de. Şöyle bir arkasını da göstereyim sizlere. İpimiz Nako Angora Lux. Şöyle renk numarasına da bir bakın. Beğenenler belki almak isteyebilirler. Renk numarasını da göstereyim. Böyle. Tığ olarak ise 2.20 birimlik bir tığ kullandım. Şöyle göstereyim arkadaşlarım. Şimdi ben sizlere kamera altında daha net görülebilmesi için şöyle Alize Cotton Gold. Bakın. Cotton iplik. İpimizi sabitledikten sonra 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 tane zincir çektim. Başlamış olduğumuz yere giriyorum. Bakın buraya bir kaydırma yaparak bağladım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Üstüne aldım. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir. Tekrar üstüne aldım. Geldim. Buraya bir ikili trabzan daha yaptım. Bakın. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tekrar üstüne aldık. Geldik buraya. 2 tane daha. Bunlar gibi trabzanlar yapacağız. Tekrar 2 zincir. Bir. 2. Evet, birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir göstereyim. Birinci sıramız bu şekilde. 1, 2, 3, 4. Şimdi 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. Tığım üstüne aldım. Buraya çok uzatmamak kaydıyla ikili trabzan yapacağız kenarlara. Evet, 2 tane bakın ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir. Tekrar bir, iki. Sürekli kenarlar bu şekilde devam edecek. Burada şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2. İp aldım. Şurada 3 zincir çekmiştik ya, tam ortaya. Bakın. Buranın tam ortasına. 1, ikinciye giriyorum. Ve buraya bir ikili trabzan yaptım. Biraz uzattım farkındaysanız. Araya 2 zincir. Tekrar al. Aynı noktaya tekrar bir ikili trabzan. Şöyle bir görüntü. Şimdi tekrar 2 zincir. Üstüne aldım. Buraya geliyorum. 2 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar 2 tane ikili trabzan. Kenarlar hep böyle devam edecek. Hiçbir değişiklik yok. 2 zincir çektim, araya dönüyorum. Tekrar
sadece kenar trabzanlarını yaparken çok uzatmamaya dikkat etmeniz lazım. Modeli geçmemesi lazım. Uzatmayın. Normal elinize göre trabzanlar yapın. Hep buralar hep bu şekilde devam edecek. Şimdi bakın buraya geldik. 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Modelimizi çeviriyoruz yine. Üstünü aldım. Bakın. Geliyorum. Burada V. Ortaya yaptığımız V'nin bacağına giriyoruz. Buraya 6 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi buraya iyi bakın arkadaşlarım. Bu şekilde. Gördünüz mü? Giriyoruz. Bu noktaya da 3 tane. 1, 2, 3. Şimdi tekrar ip aldım. Diğer bacağı. V'nin diğer bacağına giriyorum. 6 tane de buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın böyle bir görüntü oluştu. Şimdi 3 zincirden sonra üstüne alıyorum. Hemen kenara geliyorum. 2 tane trabzan, araya 2 zincir. Tekrar bir, iki zincirle dönüyorum. Ve görüntü bu olacak arkadaşlarım. Bakın. Şimdi burada iki zincirimizi çektik. Tekrar kenarları aynı şekilde yapalım. Dediğim gibi buradaki ikili trabzanlar çok büyük, yüksek olmamalı. Evet. Burada 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Geliyorum bakın buraya. Sabitledim. Tekrar 3 zincir. Üstüne aldım. Buraya puf yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde topladım bakın. 3 zincir. Tekrar. Evet, modelimizi de koydum. 3 zincirden sonra tekrar ip aldım. Geliyorum buraya. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç. Tekrar üstüne aldım. Buraya geliyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Evet. Bu şekilde bakın pufları, fıstıkları da yaptık. Buradan sonra 3 zincir.
Sonunda yine şuraya sık iğneyle sabitledik. Tekrar 3 zincir. Son taraf aynı. 2 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar 2 tane ikili trabzan. Böyle bir görüntü oldu bu sırada. Bir modelle başladık. Şimdi bu bir modeli ikiye çıkaracağız. Bir üste çıkarken tekrar iki zincirimi çektim. Dönüyorum. Üstüne alın bakın. Aynı şekilde bir, iki tane trabzan. İki zincir. Tekrar iki tane trabzan. Double crochet. Şimdi 3 zincir. 1 2 3. Şurada görmüş olduğunuz ilk kafese giriyorsunuz. Bir sık iğne ile buraya sabitliyoruz. 1 2 3 zincir. Tekrar buraya geliyorum. Buraya bir sık iğne ile sabitliyorum. Bakın burası böyle olacak. Hemen diğer fıstığın arasına girip buraya 3 sık iğne. 1 2 3. Bir yanına geçiyoruz. 1 2 3. Tekrar bir yanına geçiyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi 3 zincir. Buraya. Tekrar 3 zincir. Ve kenardaki ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 tane trabzan, 2 zincir. Tekrar 2 tane trabzan. Yukarı çıkarken 2 zincir. Ve dönüyoruz. Bakın bu sıramızda da görüntü bu şekilde. İki zincirimizi yine çektik. Kenarı yapalım arkadaşlar. Hep kenar dediğim gibi aynı şekilde olacak. Şimdi burada bakın bu noktada tekrar V'lerimizi oluşturacağız. Şuradaki aralara 1 2 3 tane zincir çektim. Üstüne alıyorum. Buraya bakın nereye? Tam ortaya geliyorum. Böyle bacağını uzatarak buraya bir ikili trabzan. Araya bir iki zincir. Tekrar üstüne aldım. Buraya geldim. Yine çok uzun yapamıyorsanız üçlü trabzanlardan yapın bu V'leri. Bakın uzattım biraz bacağını. Üçlü trabzan gibi uzun oldu. Tekrar 3, 1, 2, 3 zincir. Geliyorum buraya. 1, 2, 3'üncüye giriyorum. Şöyle. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3'üncüye girdim. Tekrar 3, 1, 2, 3 zincir üstüne aldım. Burada yine bakın buraya ne yapıyorum? V'mizi oluşturuyorum. Araya 2 zincir. Yine aynı yere. Şimdi bir sonraki modelimiz için yuvalarımızı oluşturduk. Bir buraya, bir buraya. Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3 zincir. Üstüne al. Tekrar buraya gel. 1, 2, 2 zincir.
Bir, iki. İki zincir çekip dönüyoruz. Aynı şekilde kenarı yapalım. Böyle. Şimdi bakın burada. Tekrar V'miz olduğuna göre ne yapmamız lazım? Modeli yapmamız lazım. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şöyle gidiyoruz, değil mi? Üstünü alıyorum. Modelimizi ne yapıyoruz? Şöyle çeviriyoruz. Bakın. Çeviriyoruz. V'nin bir bacağına giriyorum. Şimdi 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi tekrar üstüne aldım. Burada bakın. V'nin şöyle bakın tam battığımız yer kökü diyelim. Buraya 3 tane. 1 2 3 Tekrar üstüne aldım. Karşıya geldim diğer bacağa. 6 tane daha yapacağız. 1 2 3 4 5 6 Böyle. 3 zincir. 1 2 3 Çeviriyorum. Bakın nereye batıyorum? Şurada oluşturduğum yuvayı görüyor musunuz? Bunun içerisine bir sık iğne ile sabitledim. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Üstüne aldım. Modelimizi çeviriyoruz. Evet, 3 zincirimi çektim. Bakın üstüne aldım. Şimdi tekrar modelimi çeviriyorum. Çünkü trabzanları yapacağız. Ne yapıyorum? Diğer V'nin bacağına giriyorum. Böyle. 6 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 Tekrar üstüne aldım. Buraya 3 tane. 1. Bu 3 tanenin boylarını birazcık uzatabilirsiniz. Daha güzel böyle gözükecektir arkadaşlar. Evet. Diğer şimdi karşı tarafa gittik. Buraya da 6 tane. 1 2 3 4 5 6 6 tane de buraya yaptık. 3 zincir 1 2 3 Döndüm. Buraya yine kenar trabzanlarımızı yapalım. Bir, iki tane zincirle döndüm. İki tane ikili trabzan yaptım. Araya iki zincir. Tekrar iki tane ikili trabzan daha. Evet, kenarlar aynı şekilde devam edecek. Şimdi artık hep kendisini tekrar edecek. Bundan sonra hep böyle devam edecek ama üçüncü sırayı da beraber yapalım. Bundan sonra bırakalım isterseniz. 1 2
3. Bak, buraya önce bir sabitliyoruz. Tekrar 1, 2, 3 üstüne al. Buraya geliyorum. Fıstıkları yapıyoruz. Puf. 1, 2, 3, 4, 5. Üç zincir. Üstüne al. Buraya gel. 1, 2, 3, 4 ve 5. Böyle. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine bakın. 3 tane fıstık, aralarında 3 zincir. Tekrar 3 zincir. Buraya bakın. Baktık. 1, 2, 3 zincir tekrar. Buraya geldim. Sabitledim. Bakın, burada bir yuva oluştu. Tekrar 3 zincir ve tekrar buraya, aynen burada olduğu gibi, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3 zincir, geliyorum, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 5. Böyle. 1, 2, 3 zincir çektim. Geliyorum. Buraya bir bunu sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Kenarı. Dönelim, gelelim. Şimdi bir üst sıraya çıkalım. Burayı yapalım arkadaşlarım. Burası aynı şekilde. Şimdi geldik, bakın. 3 zincir çekiyoruz. İlk gördüğümüz kafese sabitliyoruz. Tekrar 3 zincir. Buraya bakın. Böyle bir görüntümüz olacak burada. Diğer fıstığın kafesine giriyorum. 3 sık iğne. 1, 2, 3. Bir yanına geçiyorum. 3, 1, 2, 3. Bir yana geçiyorum. 1. Şimdi 3 zincir. 1, 2, 3. Buraya tam ortaya girdim, sabitledim. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Buraya geliyorum. Bakın. Buraya bir sık iğne ile sabitliyorum. Burası da böyle görünecek burada. Şuraya girdim. 3 tane. 1, 2, 3. Yanına giriyorum. 1, 2, 3. Yanına giriyorum. 1. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın. Buraya girdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine son kısma geldim. 1, 2 tane zincir.
kenar kısmını yaptım, geldim. Şimdi bakın. Şöyle bir görüntü. 1, 2. Şimdi yeniden V'leri koyacağız arkadaşlarım. O sıradayız. Bakın sık iğneleri yapıp döndükten sonra diğer kafesleri oluşturuyoruz. 1, 2, 3. İp alıp geliyorum. Bak ikisinin tam ortasına V oluşturacağım. 1, 2 zincir. Üstüne al. Çok sıkmayın. Buradaki ve dediğim gibi çok gevşek yapamıyorsanız üçlü trabzan şeklinde de alabilirsiniz. Küçük olmayacak yani. 1, 2, 3 zincir. Geliyorum. Bakın. 1, 2, 3'üncüye sabitledim. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3'üncüye sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Geldik. Burada üstüne aldık. Şuraya bir V daha yapıyorum. Bakın. 1, 2 zincir. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki atladım. Üçüncüye. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki atladım. Üçüncüye. Bir, iki, üç zincir. Üstüne al. Bak, burada bir ve de buraya çalışacağız. İki zincir. 1, 2, 3 zincir. Kenar kısmını yapıp gelelim. Evet, bakın böyle bir görüntü olacak burada. Dönüp gelelim. Şimdi başlarken tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Aldım. Ne yapıyoruz? Yine trabzanları yapacağız. Modelimizi çeviriyorum. Buradan giriyorum. Ve başlıyorum trabzanları yapmaya. Evet, yine bakın modelimizi yaptık. 3 zincir. Dönüyorum. Nereye batıyordum? Bak. Tam şu ortadaki kafese. Hep aynı şekilde devam edecek. Bakın şöyle bir. Çok basit bir model arkadaşlar. Çok gösterişli ama kolay. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine aynı şekilde aldım. V'ye geliyorum. Bu bacağa girdim. Ve tekrar 6-3-6 şeklinde trabzanlarımızı yaparak modelimizi tamamlayalım. Alt. Yine modelimizi tamamladık. 3 zincir. 1, 2, 3. Geliyorum. Yine bakın battığımız yer tam buradaki ortadaki kafesimiz. Buraya battım. 3 zincir çekiyorum. Üstüne al. Yine şuradan girip aynı şekilde modeli yapalım. Evet, yine modelimizi yaptık. 3 zincir. 1,
2, 3. Çevirdim. Aynı şekilde kenara girdik. Trabzanlarımızı yapalım. Evet, kenarı da yaptık, geldik. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Ne yapıyorduk? Hemen şuradaki kafese bir girelim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ne yapıyordum? Buraya artık şu fıstıklarımızı yapıyoruz. Puf. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle. Araya 3 zincir. Tekrar. Bir, iki, üç zincir. Evet. 1, 2, 3 zincir. Bakın ne yapıyoruz? Buraya yine hemen buraya batıyorum. 1, 2, 3 zincir buraya. Araya böyle bir kafes oluşturuyoruz. Bakın. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Ne yapacağız? Fıstığımızı yapacağız tekrar. Evet, aynı şekilde yaptık. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Buraya önce sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum araya. Tekrar geliyorum buraya. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve yine tekrar ne yapıyoruz? Puflarımızı yapıyoruz. Puflarımızı, fıstıklarımızı yaptık. Bakın aralarda böyle kafesler var burada. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle buraya batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Kenar trabzanlarımızı yapalım. Evet, bakın. Arkadan görüntü bu. Her sırada bir tane artırıyoruz. Şöyle çok güzel oldu. Bununla da harika oldu gerçekten de. Şimdi ne yapıyorduk? Bakın başlarken 1, 2, 3 zincir çekiyorduk. Şuraya ilk kafesin içine giriyoruz. Şöyle. Tekrar 3 zincir. Buraya. Giriyoruz. Bak buradaki görüntü böyle olacak. Şimdi buraya 3 sık iğne. 1, 2, 3. Yana geliyorum. Tekrar 1, 2, 3. Sona geliyorum. Bir tane. 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya girdim. Bir kafes. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen fıstığın başladığı yere girdim. 2, 1, 2 kafesimiz var. Bak görüntü böyle. Aynı şekilde devam edelim şimdi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3 zincir. Buraya girelim. 1,
3 zincir. Sona kadar gidelim. Sona kadar bu şekilde geldik. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Buraya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve kenar kısmını yapıyorum. Yine kenar kısmını aynı şekilde yaptık, geldik. Burada ne yapıyoruz? 1, 2, 3 zincir çektik, üstüne aldım. Geliyorum, bak tam bu ikisinin ortasına diğer modelimiz için bir tane uzun bacaklı bir ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar geliyorum buraya ve gördünüz mü? 3 zincir, bak geldik, 1, 2, 3'üncüye girdik, 1, 2, 3 zincir, 1, 2, 3'üncüye girdik, 1, 2, 3 zincir, şimdi şu ikisinin ortasına geliyorum, bir tane ve bacak daha yapıyorum, 2 zincir, aynı yere, tekrar. Yine V'lerimizi koymaya başladık. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3'üncüye giriyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3'üncüye girdim. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bakın buraya geliyoruz. V oluşturuyoruz. 2 zincir. Böyle 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3'üncüye giriyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3'üncüye giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektik. Ve buraya geliyorum. Bakın buraya son. Ve kaç tane olmuş bir bakalım şimdi. 2 tane daha zincir çekip bir ve daha oluşturduk. 1, 2, 3 zincir. Kenarda yapalım ve yaptığımız kafesleri bir sayalım. Bir, iki, üç, dört. Doğru mu? Doğru. Üç tane varmış aşağıda. Şimdi dört tane olacak. Evet, bu sırada da arkadaşlarım bakın yerini hazırladık. Hazırladıktan sonra birinci göstereyim ve bitirelim. Çünkü hep aynı şeyleri yapmaya başladım farkındaysanız. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Şöyle kenara hep aynı şekilde çıkalım. Bakın kenarda yaptık, geldik. Şimdi şuradaki V'ye ne yapıyorduk? 3 zincir. Üstüne al. Örgümüzü şöyle çeviriyoruz. Bak. Şuradan ilk bir bacağına giriyoruz. Ve modelimizi yapmaya başlıyoruz. 6 tane bu tarafa. 3, 4, 5, 6. 3 tane ortaya. 1, 3, 6 tane de bu tarafa. 6 bu tarafa, 3 ortaya, 6 bu tarafa şeklinde modelimi bitirdim. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Geliyorum ve buraya bakın tam ortaya sabitliyorum. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modelimi çevirip tekrar geliyorum. Ve ne yapıyorum? Burada aynı işlemleri
tekrar bu V'lerin içerisine yaparak devam ediyorum. Burayı yaptıktan sonra da ne yapacağız? Tekrar dönerken şuradaki fıstık sıramızı yapacağız. Evet arkadaşlarım, videoyu birazcık baş alır. Tekrar bakarsınız. Çünkü aynı şeyleri tekrarlıyorum. Video çok uzadı. Burada bitirelim artık. Anlaşıldığını düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, gerçekten harika bir model olmuş. Angora iple görüntüsü, bakın tekrar bir bakın, çok çok güzel. Bu rengi de çok yakıştı gerçekten de. Lale gibi durdu böyle. Gördünüz mü? Çok güzel. Gösterebilmek için kotonla çalıştım. Renk olarak da bakarsanız çok buna da yakıştı. Bu renge de yakıştı. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük benden bu kadar. Umarım bu güzel modeli sizlere anlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.